Artık söylememe gerek yok herhalde ne kadar mükemmel gözüktüğümün. Saçlarım çok güzel ya. Hangi pozisyonda yatıyorum hiç belli değil. Neyse birazdan düzelteceğim tipimi. Güno! Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Bibitolarım. Bugün gördüğünüz üzere çok farklı yine ben bu aralar çok farklı yerlerdeyim ya. Ne oluyor bana ya? Bugün arkadaşlar Çağla'nın evindeyim. Dün akşam çok sıkıldım evde. Aradım Çağla'yı. Dedim ki münasip misin? O da dedi ki münasibim. Ben de dedim ki tamam geliyorum o zaman. O da dedi ki tamam gel. Sonra gel git. Gel, konuşamam. Sonra geldim buraya. Akşam oturduk, sohbet, muhabbet falan. Unuttum ben çekim yapmayı ya. Sonra dedim ki bugün başlayayım bari. Daha kaç saat oldu? 2-3 saat oldu biz kalkalı. Yine sohbet, muhabbet vesaire. Şimdi Çağla duşa girdi. Ben de şu tipimi falan düzelteceğim. Çünkü Ikea'ya gideceğiz. Ufak tefek şeyler bakacağız. Ben bu ay bir yatak almayı falan düşünüyorum. Bir yatak bakacağım. Onun sonrasında öyle yani. O zaman let's go. Çok güzel İngilizce konuştum. Çok güzel konuştum ya. Saçımı düzelteyim dedim. Şimdi bu şekil oldu. Bunu da göstermek istedim. Biraz volta atıyorum Çağla'nın evinde. O da bugün yağmurlu ha. Nasıl da soğuk. Naçiz bedenim üşüyecek ya. Mont çorlayayım bari Çağla'dan. Ne yapayım? Baksana bu rüzgar var. Ve ben 44 kiloyum. Bu rüzgar beni ne yapar? Savurur. Sanki akşam üstüne doğru böyle açacak gibi hava. Bilmiyorum düzelecek gibi. Buradan da hiçbir şey belli olmuyor. Resmen yalancı pozisyonuna soktu beni. Ay resmen tabiat ana beni yalancı çıkarıyor şu an ya. Daha hazırlanmadan bak şu an ne yapıyorum? 1 milyon plaketimi istiyorum. Bununla uğraşıyorum. Bitsin ondan sonra hazırlanacağım. Yatağa bakmadık. Modele mi? Evet. Ha. Neyse yatıp anlayacağım artık. Şimdi Ikea'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çağla'yla bir... Ama bu ne herkes ters yönden çıkıyor ya. Tamam sakin ol reis. Ay çok sinirli ya. Atarlı sürücüm benim. Tamam. Sinirlendim. Fark ettim. Hepimiz fark ettik. Elimiz ayağımız titredi burada. Şimdi bak kesin sana diye gideceğiz. Ben bir sürü şey alacağım. Ben yatak bakacağım. Sadece süngerini mi değiştireceksin yoksa şey mi? Komple. Ay eğlenceli. Ben seçeyim mi? Tamam sen seç. Çağla bizi 18 dakikada götür. Ay çok iyi yaşa da korona mısın? Ne koronası ya? Sürekli sarsıyorsun beni. İşte sarsmıyorum. Dün hala ağlıyordun kafam acıyor falan diye. Hiç sarsmıyorum. Sarsıyorsun. Şu an sarsılıyoruz yani. Ya abartma be. Düz yolda gidiyorum. Bak sarsılıyorum ben şu anda. Setup olarak bu çok iyi ya. Böyle oturduğum gibi. Çok güzel ürün deniyorsun ya. Mükemmel. Boyunu anlamaya çalışıyorum. Çok yüksek geldi gözüme. Hı-hı. Ama şöyle yaptığımda aslında çok yüksek değil yani. Doğru söylüyorsun. İçimden bir çok net bir şekilde artık şunu diyor. Çağla bugün daha fazla alışveriş yapacak. Artık netleştirdim çünkü adım başı atıyoruz artık bir yerlere girmeye başladı. Çok hızlı bir başlangıç yaptık ama hiç öyle hızlı olmadı. Çatal bıçaklık batıp bakıyor kendisine. Bunu evet. Bildin mi? Evet 50'ye 32 bu oluyor. Olur tamam alalım o zaman ondan. Mutlu musun peki? Evet. Bak çok şükür ya. Bugün de mutlu olabildin. Çatal bıçaklık buldum. Çağla'dan üzerime bir şey istedim. Şuna bakın. Bak parmağım burada. Elime ulaşmak için 5 dakika geçiyor aradan. Çok teşekkür ederim. Kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Evet yataklara geldik de bu yatak şey değil ama. Alam değil. Gıcırdıyor bu yatak belli bir süreden sonra. Demir yataklar öyle. Benim yatağım çok evet daha çok şey almıyor yani baza gibi değil. Bak başlık olarak çok güzel aslında. Hı hı. Altı baza olsa sanki daha iyi olur ya. Bazalı var mı burada? Kia'da bazalı yatak hiç hatırlamıyorum çünkü yok. Yok mu? Yok benim bildiğim kadarıyla yok. Bu çok büyük bir kayıp. Genelde çekmecelerin boyutu böyle mi ya? Benim yatak fazlasıyla rahatsız ya. Bak şu sabah kalkıyorum ben genellikle böyle sola dönük yatıyorum. Çok acıtıyor bir ağrı. Bak anlatamam size böyle bir ağrı dünya üzerinde yok. Benim yatağım bu galiba. Bu şekli de buna benziyor. Bir de şunu deneyeyim. Ne güzel bıraktın kendini ya. Ha ya. Bu mu? İyi rahat değil mi? Bu rahat. Aynı mı bunlar? Aynı aynı. Bir bak çok güzel.
Bunu mu? Ya diğeri daha güzel ama o 5000 lira, bu 1750. 5000 lira da alayım ya. Aa. Ne olacak ya? Koyar mı ya? O daha güzel. Bunu alacağız. Bunu saçmalama. Şu artistik tas diyorum burada. Bozuntuya verme. Oh, ayılıp bayılmamız bittiğine göre devam edebiliriz. Kız nerede 5000'lik yataklar var onları gösteriyor. İlla bana 5000'lik bir şey aldı. Oy. Annenin aldığı sandalyeler. Sallanan evet. Sandalye. Evet. Adını hatırlayamadın. 502 saat boyunca. Ha, IKEA'dan almış demek ki annen. Hikayede. Niye haber versin? Sandalye alıyorum Çağla, haberin olsun mu desin? Evet. Halı kokusuna hastayım ya. Evet. Çok güzel kokuyor. Bir kok. Oh. Oh, bu da kokuyor. 9002 saattir çiçek seçiyoruz. Bakalım. Birisinin saksısı hareliymiş, diğerininki haresiz. Aralarındaki farka bakıyoruz şu anda. Çünkü çok önemli bunlar arkadaşlar. Evet. Evet. Bakalım aralarındaki farka. Hangisi? Şu biraz daha bakın, hareli bu. Bu haresiz. Hare çok önemli. Oldu mu? Hı hı. Çok şükür bunu hallettik. Ha, bir de gidiyor o rafta bakıyor. Nasıl gözüküyor. Hayır, şöyle bakacağım. Bu. Az önce seçtiğimizi zannettim. Seçmemişiz. Buradaki bütün reyonu deneyecek herhalde, öyle düşünüyorum. Bu daha güzel oldu ama. Artık bak, gerçekten başımdan salmak için demiyorum ama bu çok tatlı durdu. Hı-hı. Oldu mu? Oldu. Ben hiç sanmıyorum. Çünkü daha diğer reyon var. Orayı görürse orada da bir deneme yapacak. Hiç hayır da demiyor, anladın mı? Yol aslı saçmalama, buldum falan filan yok. Devam ediyor, yoluna bakıyor. 125 saat yanında psikolojik destekte bulunduğum için bak, torbalamasına yardım etmedim ya. Bak bak, sıraya girmiş, orada bekliyor ya. Hemen sıraya girin, gördün mü? Ölüyorum açlıktan. İlk önce sucuk gömerim. Sonra peki sucuk beni tatmin etmezse bir sosis de gömerim. Sabahtan beri elimi göremiyorum. Çok şükür elime ulaştım. Çok oldu. Niye patlatamadım bunu? Ketçap, mayonez. Al ketçabını. Dur, bir de mayonez vereceğim. Harda. Şu an var ya, ağzım sulandı, çıldıracağım. Biraz fazla büyük istemiş mayonez. Ekmek ağzımda dönmüyor. Nasıl, güzel mi? Aha. Biz niye o kadar acıktık ya? Hiçbir şey yemedik. Doğru. Çok önemli şeyler aldık ama. Tabure. Bir evin olmazsa olmazı. Mum. Olmazsa olmazı. O mum her akşam yanacak. Evet. Gidebilirim. Saracağım mı yine arabayı? Kıvrılacağım mı yine yollarda? Bilemezsin. Çok gizemli bir kızsın ya. Oh. Yüzünü gördüm önce. Ha. Dedim nasıl açıldı? Nasıl oldu dedim o. Sen benden gizli yüzünü mü tanımladın lan telefonuma? Evet, şu anda Çağla Reis'le Akasya AVM'ye gideceğiz. Bir takım işlerimiz var. Peki bu bir takım işlerimiz hakkında herhangi bir şey söylemek ister? AVM'yi satın alıyormuşuz değil mi? Oh. Yok. Değiştireceğim ürünler vardı, onları değiştireceğiz. Bu yani işimiz. Ben belki bir iki pirtik bir şeyler bakabilirim ya, hazır gitmişken. Ha, bakalım. Neden bakmayalım? Çıkış nerede yazıyor kız? Yazmıyor. Arabaları takip et. Hepsi gidiyor zaten. Çıkış bak. Bir yerde bir şey görmüyorsan kalabalığı takip et. Ben öyle yapıyorum. İyice kayboluyorum. Sürü psikolojisi. Çok şey değil mi? Kırmızı kırmızı duvarlar falan. Erotik daracık, bir ortam daracık ya. Daracık sokaklar. Kızlar. Misket yuvarlar. Ne diyorsun ya? Kızlar misket mi yuvarlıyor ya? Geldiğimiz gibi hemen alışveriş yaptırdım. Dayanamadım, birkaç parça ben de aldım. Oh, çok güzel şeyler aldık. Hadi gezelim. Ayrılıyor muyuz? Evet. Yaklaşık bir 10 dakikadır burada dolaşıyorum. Fakat hiç böyle beğenebileceğim bir şey görmedim ya. Bu yüzden sevmiyorum işte alışveriş çıkmayı. Ne zaman çıksam hiçbir şey bulamıyorum. Yok ya, bulamadım hiçbir şey. Farklı, beni şaşırtan, beni etkileyen hiçbir şey bulamadım. Burası çok tehlikeli. En tehlikeli mağaza burası. Buraya genellikle giren kızlar tecrübelerime göre 1,5 saatten aşağı çıkmıyorlar. İnşallah Çağla hemen çıkar. Yüce Rabbimden dileğim bu ya. Bu maskede olmuyor, burnuma büyük geliyor. Tutmuyor. Alınacağım artık ya. Yenildim arkadaşlar yine. Yani ne diyebilirim ki? 5-2.
Başta 2-0 gidiyordu. Ben önde gidiyordum. Hiç böyle belik belik konuşmalar, artistik davranışlar falan asla sergilemedim. Hayır. Bıyık altı çok güldün. Bıyık altı çok güldün. Ondan mı oldu diyorsun? Evet. Ben sana ne dedim? Bak gülme Aslı dedim. Gülme. Ne olacağını bilemezsin dedim. Ta ta. Senin gibi bir hanımefendi bir kızı tekrardan yapar mısın? Bu hareketler hiç yakışıyor mu? Tamam, bu çok yakıştı. Neyse, tebrik ediyorum. Ama bu durum artık hiç hoşuma gitmiyor. Sürekli tavlada yeniyor beni. Ben en başta sana avans verdim. Bir gün de satrançta kapışalım. Alayım aklını. Satrancı okulda oynamıştım. Bak çok üzüldüm. Böyle hemen bu ses tonuna bürününce çok üzülüyorum sana ya. Bir de dudağını büzüyor. Yenildim yani. Üzülme Bağıslı. Aşağı herkes üzülme Bağıslı yazabilir mi? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biz en son Ikea'daki sıçık ve evet, küçük arabada köfteydik. Acıktın mı? Yok, acıkmadım da. Sence acıkır mıyız? Acıkabiliriz. Ya acıkmadım. Ben de acıkmadım. Evde yine var bir şeylerimiz galiba. Brokoli çorbası vardır büyük ihtimal. Hayır. Kerebiz sapı suyu çorbası. Ay gözlerim çok güzel gözüküyor ya. Kendine mi yükseldin? Evet, kendime yükseldim. İyi bari. Bu dudağım mis kaldı ha Çağla. Bende de var uçuk izi. Geçmeyecek mi bu? Valla benimki geçmiyor. Bir sene oldu. Geçmiyor yani. Nerede? Çok belli değil seninki ya. Benimkine bak. Ama bir senede bu kadar azaldı. Sokakta kavga etmiş, eve yeni gelmiş gibiyim. Abart. Çirkin durum. Yok be gülüm. Senin bu beni teselli etme cümlelerin beni benden alıyor ya. Tek cümle. Yok be gülüm. Boş ver ya. Ne yapacağız? Avrupa yakası mı yoksa başka bir şey başka mi? Başka bir şey, başka bir şey. Yeni bir şey izleyelim. Biz senle dizi izleyelim diyoruz. İzleyemiyoruz. Ay dün filmde sen uyudun. Nasıl güzeldi film. Sana doğru bir hareketlendi. Ruhmuş o. Ölen. Biz ne izliyorduk? Ölen vardı ya. Ya internetten böyle FaceTime yapıyorlardı ya. Heh. Orada şey var. Ruhuymuş. Evet, gerçekten oymuş ve hepsini öldürdü. Aa. Niye o hepsini öldürdü peki? Çünkü ölümün... o intihar etmesindeki sebep o ifşa ya. O ifşa tecavüzleri yapan oradakiler çünkü. Aa. Ben uyuduktan sonra mı oldu bunlar? Sen uyudun, hepsi patır patır öldü. Ay inanamıyorum, en sıkıcı yerlerinde artık böyle bayıldım. Bayılmamak için kendimi zor tuttum ama olmadı. Çok iyiydi film. Korktum yani, bir iki sıçradım burada. Sen tabii götünde filmler uçuşuyor. Ay dün çok yorgundum ya. Ondan ötürü bedenim dayanamadı canım. Sırada film izleyeceğiz. Tek başımıza gidelim kardeşim. 40 yılda bir, tamam mı? Bak 40 yılda bir ilk defa Çağla uyumadı. Ben uyudum. Bunun tantanası 105 saattir yapıyor şu anda. İnanamıyorum ya. Şaka yapıyorum. Biliyorum şaka yaptın canım. Aa, Lady Gaga'nın hayatını diyorduk ya. Var mı Netflix'te? Netflix'te izliyordu dün. Merak ettim onu. Nasıl izlemedim? Ne diyorsun? Bakalım. Ne oldu Aslı? Sence ne oldu Çağla? Bence harika bir havlu verdim. Yani evinde 5203 tane havlu var. Bana gel. Şu havluyu mu verdin? Anlamıyorum. Havluyu bir açıp göstersin. Hayır, yapamam. Onu yapamam. Ama tam anlamıyorum böyle. Ya ne? Ben de anlamadım başta. Bu bebek battaniyesi gibi bir şey mi bu? Havlu diye bana kilitledin mi sen bunu? Ne diyorsun? Güzel oldu. Ay tam Kleopatra gibiyim ya. Hadi git. Bir şey diyeceğim. Etkileyici miyim? Böyle. Nasıl? İnanılmaz. İnsanları etkiliyor muyum böyle? İnanılmaz. Tamam. Bir daha gitsene. Ne? Bir daha git. Tamam. Çağla Reis beni evime bırakıyor. Bunu diyeceğini nasıl biliyordun? Nasıl biliyordun? Diyeceğini çok iyi biliyordum. Kızım bak, koltuğa böyle oturunca, tamam mı? Araba sürünce sana böyle bir reislik geliyor. Şu kedinin tipine bak, aynı böyle oluyorsun. Helal olsun sana be reis. Nasıl sola döndün ama. Böyle bir sola dönüş görmedim ya. Göremezsin çünkü. Göremem. Asla göremem. Yolların ustası, kızların ustasıyım. Bak bak bak, hareketlere bak. Malum Çağla, biliyorsun 2 gündür birlikteyiz. Bugün ayrılıyoruz. Evet. Bu durum seni üzüyor diye düşünüyorum. Çok üzülüyorum. Ben de bak, ne yalan söyleyeyim, ben de çok üzülüyorum. Şimdi akşam yemeğini ayrı mı yiyeceğiz bu akşam? Evet, ayrı. Ay ne güzel dans ettin ya, duygusal, lirik. Böyle bir şey olamaz ya. En sevdiğim. Bu arada Çağla dünya lirik şampiyonu, lirik dans şampiyonu.
korona. Yaklaşık 15-20 dakikadır telefonla falan ilgileniyorum. Akşam yemeği için siparişler verdim. Zira kendim hazırlayacağım bugün yemeğimi. Çünkü uzun zamandır kendime yemek yapmadığımı fark ettim. Sanki yemek yapmaya bayılıyormuşum gibi bir de konuşuyorum ya böyle. Bıktım dışarıdan söylemekten. En azından kendim yapayım. Öleceksen bile kendi elimden öleyim ya. Yeter artık. Şimdi sipariş verdim, onlar geldi. Ayakkabılarım orada çaresiz bir şekilde duruyor. IKEA'dan aldıklarımla kıyafetleri yerleştireceğim. Çantayı boşaltmam lazım. Ay çok işim var. Hiçbirinizi yapmıyorum. Bir şu torbadakileri buzdolabına koyacağım. Ve CSGO oynayacağım. Bana ne ya? Kaç gündür giremiyorum. Biraz özledim. Bir oyun oynayayım. İstresimi atayım. Aldığım ciciler var. Onları yerleştirmem lazım. Normalde böyle evde giyebileceğim tişört. Anam ne kırışmışsın be. Hele bir de bu renginden al. Lila değil mi bu? Değişiklik olsun dedim. Farklı bir renk giyeyim dedim. Aslınıza bakın bak. Ve göbeğimi açacağım. Oh, ipil ipil dolaşacağım. Ay bu beni çok seksi gösterdi. Dün akşam denedim ben. Çağla'ya gösterdim. Bir podyum şov yaptım ona. Çok beğendi. Ben de beğendim, ne yalan söyleyeyim. Ay giyinme odasının haline bak ya. Kurutmadan çıkan beyazlar. Biliyorsunuz milli tesisçiyim. Şurayı bir düzenlemem lazım. Her yer dağılmış ya. Sandalyenin üzerine bile şortumu koymuşum, konuşamadım ya. Burada da var. Burası topluydu. Mesela ben yarın halledeceğim bunları. Şu an halledemem. Psikolojimi çok yeterli görmedim açıkçası. Şu sadece çantamı yerleştireyim. Kirlileri atayım. Ay ben yine housewife oldum istemeden. Yine bak bütün housewife'ların gözü yaşlı. Of ya. Evet arkadaşlar, yemek yapmaya başlıyorum. Helal olsun bana ya. Vay be, ne günlere geldim be Aslı. Helal olsun sana. Evet, çok abartmaya gerek yok. Biliyorsunuz ki abartmayı hiç sevmem. Şu anda makarna suyu için kettle'a su koydum. Tencereyi de çıkartıyorum. İyi izleyin. Bir tabaklık makarna yapacağım için evdeki en küçük tencereyi kullanmak istedim. Evet arkadaşlar, artık suyumuz ısındı. Her video, farkında mısınız? Çok kaliteli espriler yapıyorum. Evet, ısınan suyumuzu tencerenin içine döküyoruz. Annem hep şey derdi, Aslı evladım çok güzel tencerenin içine sıcak su döküyorsun derdi. Gerçekten doğru diyormuş. Siz de gördünüz az önce. Çok güzel döktüm ya. Evet, bir pirtik de makarnadan koyalım arkadaşlar. Bana kadar. Ben burada yemek yapıyorum ya şu an. Beni tanıyan herkesin gözü yaşlı ya. Bu ocaklar benim parmaklarımı niye okumuyor ya? Siz bana bastınız mı? 10.103 saattir bununla uğraşıyorum. Kilitlenmiş. 2 saattir onu açmaya çalışıyorum. Parmaklarımın ucu kırıldı ya. Mübalağa, sanatını severim. Ya önceden mi dökülüyordu, sonradan mı dökülüyordu? Aman ya. Çok döktüm herhalde. Şimdi bu marifetli ellerimle çok güzel bir salata yapacağım kendime. Soğanlı muanlı. Canım çok çekti ya. Soğan zaten biliyorsunuz ki doğal antibiyotik. Ve beni biliyorsunuz ki ben çok sağlıklı besleniyorum. Yani öyle. İlk önce salatalıklarımı soyacağım. Gözlerimi görüyor musunuz bak. Soğan doğradım, kabuğunu doğradım sadece. Yaktı, mahvetti beni ya. Anlamadığım olay, millet bir yemek hazırlamaya başlar. Tamam, 15-20 dakikada biter bu yemek tantanası. Ben bir yemek hazırlamaya 1,5 saat sürüyor ya. Bu nasıl olabiliyor ya? Cordon bleu'mu kızartıyorum şu anda. Ay öyle bir sofra hazırladım ki. Bak, kusursuz. Böyle bir şey olamaz. %100 öğrenci evi yemeği. Mükemmel. Yani bir adet makarnamız ve bir adet cordon bleu'muz. Yani bir adet de soğanlı salatamız. Ve çiçek olarak da bu akşam bize eşlik edecek içeceğimiz Coca-Cola.
Allah'ım nasıl açım şu an var ya. Ama doğru diyorlar ev hanımları. Hani insan yaparken doyuyor falan diyorlar ya. Biraz kendimi tok hissediyorum açıkçası. Yiyeceğim. Ağzım sulanıyor şu an. Şimdi bir de Netflix'ten bir şeyler bakacağım. Ne izlesem bu akşam acaba falan diye. Keyif yapacağım. Evet, izleyeceğim filmi buldum. Hele Brad Pitt'te, hele Anthony Hopkins oynuyormuş. 3 saatlikmiş bu film. Bakalım artık hayırlısı. İnsanlar aşk yaşıyor. Ben burada makarna yiyeceğim işte. Hayat. Yok, bu film bitmiyor. 2 saat oldu. Ben bittim, film bitmedi ya. Bak saat. Saat 12.30. Ve 1 gram da şarjım kalmamış. Ay yarım mı devam et? Ay hiç sevmiyorum başladığım işi yarıda bırakmayı da. Dayanamıyorum ya. Bugün çok yoruldum ben. Bugün ne yaptım ben? Avrupa Yakası izledim. Banyo falan ya. He. Banyo beni çok yordu. Bir de yemek yaptım üzerine. Doğru, ben yemek yaptım az önce. Ondan yoruldum ben ya. Bu hayat beni çok yordu. Neyse, ben dediğim gibi dayanamıyorum. Yemeği de çok yemiş. O da ağırlık yaptı. Oh, ama çok iyi yedim. Neyse, ben gidiyorum. Umuyorum ki bu tatlış videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben burada mı yatsam ya? Hiç yatağa gidesim de yok. O kadar eriniyorum ya. Bay bay. Çok karizmatik kapattım be.